12. lem'ah, Refet Bey'in iki cüz'i suali münasebetiyle iki nükteyi Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve barakatuhu aziz sıddık kardeşim. Refet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkül bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çendan cüz'idir fakat iki dükteyi Kur'aniye'ye münasebettar tar olduklarından ve küreyi arza dair sualiniz coğrafya ve kozmografyanın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak ilmi ve külli bir surette iki ayeti kerimeye dair iki nükte icmalen beyan edilecek. Sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte iki noktadır. Birinci nokta. وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابَّتِ اللّٰى تَحْمِلُوا رِزْقَهَ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ zul kuvvetil metin ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya kadiri zul celal'in elindedir ve hazine rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı taahhüdü rabbani'si altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rız rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki taahhüdü rabbani hakikattir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o hakim Zülcelal hayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şahım ve iç yağı suretinde ittihar eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde ittihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu ittihar edilmiş ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar demek, o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki su içki. Su ihtiyardan tevellüt eden bir adet ve o su ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zi hayatın bedeninde şahım suretinde ittihar edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istigrakı ruhani neticesinde kırkı geçer. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13, şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruh -i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor baş gösteriyor eğer pür şer beşer, su ihtiyarıyla su ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı fıtrı bitmeden evvel o zi hayatın imdadına o isim yetişiyor açlıkla ölüme yol vermiyor öyle ise açlıktan ölenler eğer kırk günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül adat minel mühlikat sırrıyla su ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neşet eden bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet bir müşahede görünüyor ki rızık iktidar ve ihtiyar ile mahsusen mütenasiptir. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahmı maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar iktidar ve ihtiyar yok fakat bir derece istidadı ve bir kuvve bir hissi olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel, en muhaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir. Başka yerlerden rızkı gönderilir fakat iktidar ve ihtiyarı rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der gel beni ara ve bul ve al.'' demek rızık iktidar ve ihtiyar ile bir mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. <laughs> İkinci nokta imkanın en var, imkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi kısımları vardır bir hadise eğer imkanı akli dairesinde olmazsa reddedilir, imkanı örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa şuhut derecesinde bir bürhan-ı ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmedi Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfi dairesindedir. Hem keramet olur hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet, Seyyid Ahmedi i Bedevi'nin kuddise ruhu acip ve istigrak kârâne hallerde bulunduğu tevatür derecesine naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki haleti istigrakiyesi yemeye ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir.'' Seyit Ahmedi Bedevi Kutlu Sesi Ruhu Nevi'nden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsuken rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müddehar rızık 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündür ve mevsuken harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenleri, fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yıldızlarındaki yedi kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Birinci meseleyi mühimme, birinci meseleyi mühimme. Semavat gibi arzın da yedi tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın feylosoflarına hakikatsiz görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaiki Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran birkaç işaret yazacağız. Birincisi evvela ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa o mana inkar edilmez. Semavatın yedi tabakasına ve arzın yedi katına dair manayı küllisinin çok efradından yedi masadak zahiren görünüyor. Saniyen ayetin sarahatinde yedi kat arz dememiş. Allahu lezi halaka sabah semavatiu ve minel ardi ila ahir. Ayetin zahiri diyor ki arzı da o seb'a semavat gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittikaz etmiş. Yedi tabak olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. İkincisi, küre arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür fakat hadsiz masnuat ilahiyenin meşheri mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan kalp cesede mukabil geldiği gibi küre arzdaki koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi seb'a ile beraber yedi kelimesi yedi kere tevafuku pek güzel düşmüş. Yedi iklimi hem Avrupa, Afrika, Okyanus, iki Asya, iki Amerika namlarıyla ma'ruf yedi kıtası hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenup bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum yedi kıtası hem merkezinden ta kışrı zahiriye kadar hikmeten fenden sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası hem zi hayat için medarı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'i unsurları tazammun edip ve yedi kat tabir edilen meşhur yedi nevi külli unsuru hem dört unsur denilen su, hava, nar, toprak, türap ile beraber mevalidi selase denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat alemleri hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zihur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehli keşif ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat Arzın alemleri hem kürey arzımıza benzeyen yedi küreyi uhra dahi bulunmasına hayata makar ve mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi küreyi arziye bulunmasına işareten küreyi arzdaki yedi tabaka ayatı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. İşte yedi nevi ile yedi tarzda arzın yedi tabakası mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan ahirki mana başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O yedi de dahil değildir. Üçüncüsü madem <laughs> hakimi mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları zi şuur içindir ve zi-şuurla kemalini bulur ve zi-şuurla e, şenlenir ve zi abesiyetten kurtulur ve madem bir müşahide o hakimi mutlak o kadiri zülcelal hava unsurunu su alemini toprak tabakasını hadsiz zihayatlarla hayatlarla şenlendiriyor ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi toprak taş gibi kesif maddeler elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar elbette o hak o hakimi Zül Kemal o sani bizeval küreyi arzımızın merkezinden tutta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışri zahiriye kadar birbirine mutlasıl yedi külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve mağaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş, o alemlerin şenlenmesine münasip ve muafık zişur mahlukları halk edip orada iskan etmiştir. O zişur mahluklar mademki melaike ecinasından ve ruhani envalarından olmak lazım gelir elbette en kesif ve en sert tabaka onlara nispeten balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müthiş ateş dahi o zişur mahluklara nispeti bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmakla iktiza eder. O zişur ruhaniler nurdan oldukları için nar onlara nur gibi olur. Dördüncüsü 18. mektupta tabakat arzın acayibine dair ehli keşfin tavrı akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hüla, hülasası şudur ki küre arz alemi şehadette bir çekirdektir. Alemi misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Ehli keşfin kürey arzda İfritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, alem-i şehadete ait küreyi arzın çekirdeğinde değil, belki alem misaldeki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem küreyi arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var, elbette yedi kat semavata mukabil yedi kat denilebilir ve meskür noktaları ihtar için icaz ile icaz karane bir tarzda ayat-ı Kur'aniye semavatın yedi tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. İkinci meseleyi mühimmedir. Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ilahir. Thumme stava ile semai fesevvahunne seb'a semavati ve huve bi kulli şeyin ilim. Şu ayeti kerime gibi müteaddit ayetler semavatı yedi sema olarak beyan ediyor. İşaratul i'caz tefsirinde eski harbi umuminin birinci senesinde cephe-i Hatta in. İhtisar mecburiyetiyle gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir. Şöyle ki eski hikmet semavatı dokuz tasavvur edip lisan-ı şeraide arş ve kürsi yedi semavat ile beraber kabul edip acık bir surette semavatı tasvir etmişler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri Nebi Beşer'i çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar. Hatta çok... Ehli tefsir ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an-ı Hakim'in e icazına bir derece perde çekilmişti ve hikmet-i cedide namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin mürur ve ıburah ve Hark ve iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikati tamamıyla gösterememişler. Kur'an-ı Hakimin hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasatı ihtiyar edip der ki Sani Zülcelal yedi kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste es-sema'u mevcum mekfufun denilmiş. Yani sema envaci karardade olmuş bir denizdir. İşte bu hakikati Kur'aniye'yi yedi kaide ve yedi vecih manayla gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide. Fenden ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok fezai alem nihayetsiz bir boşluk değil belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi fenden ve aklen belki müşahedeten sabittir ki ecram-ı ulviyenin cazibe ve dafiya gibi kanunlarının rabıtası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin naşiri ve nakili o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü maddeyi esiriye esir kalmakla beraber sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasıl ki buhar, su, buz gibi havai, mayi, camit, üç nevi eşya aynı maddeden oluyor. Öyle de madde-i esiriyeden dahi yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani mani akli olmadığı gibi hiçbir itiraza medar olmaz. Dördüncüsü ecram-ı ulviyeye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında Muhalefet var. Mesela Nehru Sema ve Kehkeşan namıyla maruf Türkçe samanyolu ta'bir olunan bulut şeklindeki daireyi i aziminin bulunduğu tabaka elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş ermişler ve o Kehkeşan'daki bulut şeklinde görünen hadsiz yıldızlar ise yeniden yeniye çıkıp, Ermeye başlıyorlar. Tabaka ise vabit dahi sadık bir hads ile manzume şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hakeza yedi manzumat ve yedi tabaka birbirine muhalif bulunması his ve hads ile dert olunur. Beşincisi hadsen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela elmas madeninde teşkilat başladığı vakit o maddeden hem ramat yani hem kül hem kömür hem elmas e, nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela ateş teşekküle başladığı vakit hem alev hem duman hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela müvelidil ma müvelidil humuza ile mezcedildiği vakit o meclisten hem su hem buz hem buhar gibi tabakalar Teşekkür ediyor demek anlaşılıyor ki bir madde-i vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. O öyle ise maddeyi i esiriye de kudret-i fatıra teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabak olarak fesevvahun ne sabaa'i semavat sırrıyla yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Altıncısı şu meskür emareler biz zarure semavatın hem vücuduna hem taeddüdüne delalet ederler. Madem katiyen semavat müteaddittir ve muhbir-i sadık Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın lisanıyla yedidir der. Elbette yedidir. Yedincisi... 7, 70, 700 gibi tabirat usulü Arabiye'de kesreti ifade ettiği için o külli 7 tabaka çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl Kadir-i esir maddesinden 7 kat semavatı halk edip tesviye ederek gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mu'cizül Beyan, umum ins ve cinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbe ezeliyedir. Elbette nevi beşerin her bir tabakası her bir ayat-ı Kur'aniyeden hissesini alacak ve ayat-ı Kur'aniye her tabakanın fehmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, hitabat Kur'aniyenin vüsati ve maani ve işaratındaki genişliği ve en ami bir avamdan en has bir havasa kadar derecatı fehimlerini müraat ve mümaşat etmesi gösteriyor ki her bir ayetin her bir tabakaya bir veçi var bakıyor. İşte bu sırra binaen. Yedi semavat manayı küllisinde yedi tabakayı beşeriye muhtelif yedi e, kat manayı fehmetmişler. Şöyle ki fesavvahun ve sebaat semavat ayetinde kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye havai nesiminin tabakatını eder ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi elsineyi enamda seb seba'i seyare seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını eder. Daha bir kısım insanlar küremize benzer zevil hayatın makarı olmuş semavi yedi küreyi ahiri ahiri eder. Diğer bir taife-i beşeriye manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını hem manzume şemsiyemizle beraber yedi manzumati Manzumatı şümusiyyəyi fəhm edər daha digər bir təyifədir. beşeriye, madde-i esiriyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavat-ı sebayı alemi şehadete münhasır görmüyor. Belki avali ve uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer saklı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder ve hakeza bu ayetin külliyetinde meskür yedi kat tabaka Tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide ve o maideyi semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin böyle pek çok sadık masadakları var, şimdiki akılsız filozofların ve serseri kozmografya İnkar-ı semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı küllisinden bir tek masadak sadıksa o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakide bulunmayan fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi umumun efkarını, mürat için o küllide dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük. Ve şimdi bu insafsız ve haksız coğrafya ve sersem ve sermes ve sarhoş kozmografya bak nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi manayı ayet ve tevehüm ederek Ayete taş attılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl kıraat-ı seb'a, vücuh seb'a ve mu'cizat-ı seb'a ve hakaik seb'a ve erkan-ı seb'a üzerine nail olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki i'tikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından ayatın nücumunda ne var ne yok bilmeyip yalan ve yanlış haber verirler ve onların başlarına o ayatın nücumundan meskür tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Ey evet cin fikirli feylesofların felsefesiyle o semavat-ı Kur'aniye çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına hikmet ve hakikiyenin mi'racı ile ve iman ve İslamiyet'in kanatlarıyla çıkılabilir. Allahumme salli. على شمس سماء الرسالة وقمر فلك النبوة وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا رب السماوات والأرض زين قلوب كاتب هذه الرسالة ورفقائه بنجوم حقائق القرآن والإيمان آمين